Buyurun Sayın Keşir, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün görüşülen ilgili bakanlıkların bütçeleri üzerine lehte şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sabahtan bu yana konuşmaları dinledim. Konuşmaların bir benzeri de Plan Bütçe Komisyonu sürecinde de yapıldı. Yapılan bazı eleştiriler var ama bu eleştirilere baktığımızda özellikle teknik konulardaki bazı eleştirilerin aslında o konunun tabirimi maruz görün ama çok da okur yazarı olmadan tartışmalara dahil olunduğunu gördüğümde üzülüyorum. Pek çok konu var ama sürem o kadar az ki sadece birine değineceğim bugün burada. Ama ondan önce şunu söylemek isterim. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in bir raporu yayınlandı. Malumunuz 2019 UNDP İnsani Gelişmişlik raporu. Türkiye burada 189 ülkeden 59. sıraya yükseldi ve ilk defa en yüksek gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldı Türkiye. Bu aslında tüm parlamentonun her bir milletvekilinin iftihar edeceği bir sıralamadır. Diğer yandan rakamlara baktığımızda Türkiye'nin 2002 yılında 1.3 milyar olan sosyal yardım harcamalarının 2018 yılı itibariyle 43 milyara çıktığını görüyoruz. Tabii daha da bunu açıklamak istediğimizde hükümetlerimiz iktidarı döneminde sosyal yardımlara 2002 yılında sosyal yardımların gayri safi yurt içi hasıladaki oranı 1/3 iken, lütfen bu rakama dikkatinizi çekiyorum, 1/3 iken, bugün bu rakam %1.16'ya çıkmıştır. Şimdi konunun uzmanı olunmadığında, konuyla ilgili literatüre hakim olunmadığında düz mantık, fıkralara konu olan bir düz mantıkla sosyal yardımlar bütçesini artırdınız, ülkede yoksulluk arttı diye bir okuma yapılıyor. Bu inanılmaz sığ bir okuma olduğunu düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum? Size bir rakam daha vereceğim bunu söyleme gerekçem olarak. OECD ülkelerinin sosyal yardımların ayırdığı payın gayri safi yurt içi hasılalarındaki oranı, OECD ülkelerin ortalamasını söylüyorum, %2.3. Şimdi az önce söylediğimiz gibi yoksulluk arttı diyenler, Türkiye'de bütçeyi artırıyorsunuz, yoksulluk da arttı diyenlere bir soru sormak istiyorum. OECD ülkeleri neredeyse bizim bir puan üzerimizde, OECD ülkelerinde yoksulluk artıyor mu? Bunu söylemek lazım. Tabii söz konusu siyasi ezberler, söz konusu sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset üretmek olunca rakamlar da ne yazık ki doğru okunamıyor. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de mutlak yoksulluk yok edilmiştir. Ve rakamın artması, yani sosyal yardımlar bütçesinin gayri safi yurt içi hasılalık oranının artması aslında az önce verdiğim BM raporundaki verileri de bir araya getirdiğinizde artan refahtan toplum kesimlerinin eşit pay almasını sağlamaya yönelik politikaların bir sonucudur. Bakın son yıllarda biz tematik yardımlar getirdik. Nedir bunlar? Eşi vefat eden kadınlara yapılan ödemeler, asker ailelerine yapılan ödemeler. Bunların hepsi artan refahtan, artan kalkınmadan toplumun tüm kesimlerinin eşit pay almasına yönelik politikaların bir sonucudur. Üretilen yeni modüllerdir. Diğer yandan şunu da söylemem lazım. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla söylediği anayasanın sosyal devlet ilkesi AK Parti'nin az önce saydığım politikaları sayesinde ete kemiğe büründü, vücut buldu. Bununla birlikte değerli milletvekilleri, bu bütçe mutlak yoksulluğu yok eden, yoksullukla mücadele eden bir bütçedir. Bu bütçe artan refahı, yüksek gelişmişliği toplumun tüm kesimlerine yaymaya çalışan bir bütçedir. Bu bütçe ilk defa AK Parti ile hukuki varlığa kavuşan, kimliğe kavuşan engellilerin eğitim, rehabilitasyon ve istihdamının bütçesidir. Bu bütçe başta eğitim ile kadınların güçlendirilmesinin bütçesidir. Bu bütçe tüm kurumları ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin bütçesidir. Bu bütçe kadının karar alma mekanizmalarında varlığını artırmanın bütçesidir. Bu bütçe aile bütünlüğünün korunmasının bütçesidir. Bu bütçe devlet koruması altındaki çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin, yarınlarına hazırlanmasının bütçesidir. Bu bütçe terör örgütü PKK ve YPG tarafından zorla dağa kaçırılan, çatışmaya ve tecavüze zorlanan kız ve erkek çocukları ile en iyi mücadele edilen bütçedir. Bu bütçe istihdamı artıran politikaların, mesleki eğitimin, işbaşı eğitim programlarının bütçesidir. Bu bütçe sosyal güvenliğin bütçesidir. Bu bütçe yenilenebilir enerji modellerinin bütçesidir.
Bu bütçe doğalgazın tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının bütçesidir. Bu bütçe iklim değişikliğiyle mücadelenin bütçesidir. Bu bütçe borun ham maddeden muamele Buyurun tamamlayın Sayın Keşir. Bu bütçe sismik arama yapan Barbaros Hayrettin'in, Oğruç Reis gemilerinin, denizde derin sondaj araması yapan Fatih ve Yavuz gemilerinin bütçesidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçe aziz Türk milletinin her bir ferdinin bütçesidir. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.